ve 21. gece gelince. Şehrazat yeniden söze başlamış. İşitim ki, ey bahtı güzel şahım, ifrit sözlerini, zaten şenliğin başlaması için kamburun hamamdan çıkmasını bekliyorlardı, diyerek sonuçlandırınca, ecinliğe, evet, arkadaş. Ama senin, Sittül Hüsnün bu delikanlıdan daha güzel olduğunda ısrar ederek çok yanıldığımı düşünüyorum. Bu hiç de mümkün değil. Çünkü ben Hasan'ın zamanın en güzel varlığı olduğunda ısrar ediyorum." demiş. İfrit buna karşılık, "Vallahi, Emşire genç kızın delikanlıdan daha güzel olduğuna sem temin ederim. Zaten benimle gelip onu bir kez görmen inanman için yeterlidir. Bu kadar kolay. Bu fırsatı kullanarak alçak kamburun bu kadar harika bir yaratığı kirletmesini de engellememiz gerek." Bu iki genç varlık birbirlerine layıktır ve birbirlerine öylesine benziyorlar ki iki kardeş denebilir bunlara ya da iki yenkambur, kambur. Sittülhüs'le çiftleşirse ne kadar yazık olur demiş. Bunun üzerine cinliye Hakkın var kardeşim. Evet, uyuyan genci kollarımızda taşıyarak onu sözünü ettiğin genç kızın yanına getirelim. Böylece güzel bir şey yapmış ve de ikisinden hangisinin daha güzel olduğunu anlamış oluruz diye yanıt vermiş. İfrit de işittim ve itaat ettim. Çünkü sözlerin doğru düşünce ve dürüstlük ürünü. Haydi öyleyse, diye yanıt vermiş. Bunun üzerine İfrit, genç adamı omzuna almış, arkasında kendisine daha çabuk gitmek için yardım eden İfrit'e ile uçmaya başlamış ve ikisi birden böylesine bir yükle sonunda tüm hızla Kahire'ye ulaşmışlar. Orada güzel Hasan'ı indirip daima uyur durumda, Halkla dolu saray avlusunun yöresinde bir sıra üzerine yerleştirmişler ve onu uyandırmışlar. Asan uyanmış ve kendisini Basra'da türbede, babasının mezarı üzerinde uzanmış bulmamaktan dolayı büyük bir şaşkınlığa düşmüş. Sağına bakmış, soluna bakmış. Burası bildiği kent değil. Basra'dan tüm olarak değişik bir kentmiş. O kadar şaşırmış ki haykırmak için ağzını açmış fakat hemen önünde ona haykırmaması için gözüyle işaret eden uzun boylu ve sakallı bir adam görmüş. Ve Hasan kendini tutmuş. Aslında ecinli olan bu adam, ona yanmış bir mum vermiş, ellerinde yanan mumlarla ilerleyen düğün kalabalığına katılmasını sağlamış ve ona, bil ki ben bir ecinliyim ama iman sahibi bir ecinli. Seni buraya uyuduğun sırada ben taşıdım. Bu kent Kahire'dir. Seni buraya iyiliğini istediğim için taşıdım ve de karşılıksız bir yardımda bulunmak için. Sadece Allah aşkına ve de güzellik adına. Şimdi şu yanmış mumu elimden al, bu kalabalığa katıl ve onlarla birlikte şu gördüğün hamama git. Orada hamamdan çıkan, saraya götürülecek bir kambur göreceksin. Sen de onları izle. Daha iyisi yeni damat kamburun yanında yürü. Ve onunla birlikte saraya gir büyük toplantı salonuna ulaşınca, sanki haneden birisi gibi, yeni damat kamburun yanında dur. Ve orada karşına çıktığını gördüğün herhangi bir çalgıcı, bir rakkase veya bir şarkıcı kadın görürsen, hemen elini cebine daldır ve benim marifetimle orada hiç eksilmeyecek altınları avuçlayarak hiç tereddüt etmeden başlarına öylece saçıver. Ve sakın altının biteceğinden korkma, bunu ben halledeceğim sana her yaklaşana avuç dolusu altın saçacaksın. Ve kendinden emin bir tavır takınacaksın. Ve de hiçbir şeyden korkma. Seni bu kadar güzel yaratmış olan Allah'a ve de seni seven bana güven. Zaten bütün bunlar yüce Allah'ın arzu ve iradesiyle olmuştur, demiş. Bu sözleri söyledikten sonra, ecinli gözden kaybolmuş. Bunun üzerine basralı Hasan Bedreddin ifritin sözlerini düşünerek kendi kendine, bütün bunların anlamı ne acaba? Ve bu şaşırtıcı ifrit, bana ne gibi bir hizmetle bulunduğunu söylemek istedi, diye mırıldanmış. Ama kendi kendine soru sormak üzere uzun boylu düşünmeden yürümüş, sönen mumunu bir başka çağrılının mumundan yeniden yakmış ve hamamda yıkanmayı sona erdiren kamburun tam yepyeni giysiler içinde ve at üstünde yola çıkacağı anda hamama ulaşmış. Bunun üzerine Basralı Hasan Bedreddin kalabalığa karışmış ve güzel bir manevrayla dün alayının başına, kamburun yanına ulaşmış. İşte bu durumda Hasan'ın tüm güzelliği, harika parıltısı içinde belirmiş. Zaten Hasan Basra'dan en göz kamaştıran giysilerine bürünerek çıkmışmış. Başında, başlık olarak çevresine altın ve gümüş işlemeli ve Basra tarzında görkemli bir ipek sarık sarılmış olan bir fes, sırtında da sırma tellerle yer yer işlenmiş bir harmaniye varmış ve bütün bunlar onun gururlu havasına ve güzelliğine katkıda bulunuyormuş. Düğün alayının yürüyüşü sırasında, çalgıcıların grubundan ayrılıp herhangi bir rakkase veya şarkıcı, Hasan'ın karşısına gelip kendisine yaklaştıkça, Hasan hemen cebindeki keseye davranıyor ve oradan bolca altın çıkararak, bu altın avuç avuç yöresindekilere saçıyor. Aynı şekilde kendisine yaklaşan genç şarkıcının ya da genç rakkasenin zilli tefine altın dolduruyor bunu yaparken de görülmedik bir zarafetle de ağlanıyormuş. Böylece orada bulunan bütün kadınlar ve de bütün kalabalık, büyük bir hayranlığa kapılmışlar ve de onun güzelliği ve sihrinden etkilenmişler. Alay sonunda saraya ulaşmış. Orada muhabeyinciler kalabalığı dağıtmışlar ve sadece kamburu izleyen çalgıcılar ile rakkase ve şarkıcıları içeri almışlar. Başka hiç kimse içeri girememiş. Bunu gören şarkıcı ve rakkaseler, ağız birliğiyle, mabeyincilere sokulup onlara, vallahi. Halkı, gelinin giyimine yardım etmek üzere görevli olan bizlerle birlikte hareme girmekten engellemekte çok haklısınız. Ama, bize o kadar iyiliği dokunan şu genç adamı bizimle içeri girmekken engellerseniz, biz de kesinlikle içeri girmeyiz. Ve de dostumuz olan bu genç adam yanımızda bulunmadıkça, geline şenlik düzmeyi de reddedeniz, demişler ve zorlayarak kadınlar, genç Hasan'da dört elle sarılmışlar ve onu da birlikte büyük toplantı salonunun ortasındaki hareme götürmüşler, Hasan, olan biteni önleyemeyen ve de bundan dolayı nefretle dolu olan kamburla birlikte harem çevresindeki tek erkekmiş. Toplantı salonunda, emirlerin, vezirlerin ve saray mabeyincilerinin tüm soylu ekleri toplanmış imiş. Tüm kadınlar iki sıra halinde dizilmiş ve her biri elinde büyük birer mum tutuyormuş her birinin yüzü de, iki erkeğin varlığından ötürü, beyaz ipek bürümcüklerle örtünmüş, Hasan ve yeni evli kambur, düğüne katılmak için, salondan gerdek odasına kadar iki dizi halinde sıralanmış kadınların önünden geçmişler ve yüksek bir peykeye oturmuşlar. Hasan Bedreddin'i, güzelliği, büyüleyici etkisi ve ayın hilal halindeki görünümünü andıran ışıltılı yüzüyle gören kadınlar, heyecandan nefes alamaz olmuş, akıllarının başlarından uçtuğunu hissetmişler. Ve her biri bu harika gencin boynuna sarılmak ve kucağına atılarak orada bir yıl, bir ay veya hiç değilse bir saat ya da sadece bir kez onun dolduruşuna uğrayacak ve onu içinde duymaya yetecek kadar bir zaman oturmak için yanıp tutuşmuşlar. Öyle bir an gelmiş ki tüm bu kadınlar hep birden artık daha fazla dayanamayıp bürümcüklerini kaldırarak yüzlerini açmışlar, kamburun varlığını unutarak sınırlamadan kendilerini ortaya koymuşlar ve hepsi birden güzelliğini daha yakından izlemek ya da onu ne çok arzuladıklarını belli etmek üzere, bir iki aşk sözü fısıldamak. Hiç değilse gözleriyle bir işaret yapmak için, Hasan Bedreddin'in yanına yaklaşmaya başlamışlar. Zaten Rakkase ve Hanendeler, Hasan'ın cömertliğini anlatarak onu daha da değerlendiriyorlar ve bu kadınları ona karşı daha iyi hizmet görmeye teşvik ediyorlarmış. Kadınlar kendi aralarında, Allah! Allah! İşte bir genç ki, doğrusu, Sittül Hüsn ile yatmaya gerçekten layık. Adeta birbirleri için yaratılmışlar. Allah şu kamburun belasını versin, diyorlarmış. Salonda kadınlar, Hasan'ı över, kambura da lanetler yağdırırken birden çalgıcılar mızrap vurup zil çalarak, yeni gelin Sittül Hüsn'ün, gerdek kapısı açılarak, harem ağları ve mayetindekilerle çevrili, kabul salonuna girişim muştulamışlar. Vezir Şemseddin'in kızı Sittül Hüsn kadınların arasına katılmış, tıpkı bir huri gibi parlıyor, yanındaki diğer kadınlar da onun yanında, bir buluttan çıkan ayı çevreleyen yıldızlar gibi, ona bir tören alayı oluşturuyorlarmış. Amberler, miskler ve gül yağları sürünmüş, taradığı saçları, başını örten ipek bürümcük altından parlıyor, Omuzları, onları kaplayan gösterişli giysiler altında harika desenler çiziyormuş. Gerçekte kenarları kızıl altınla işlenmiş al giysisinin üzerine hayvan ve kuş figürleri işlenmiş ama bunlar sadece dış giysileri üzerinde görülenlermiş. Bunların altındaki iç giysilere gelince, onların ne olduklarını ve ne denli değerli bulunduklarını ancak Allah bilirmiş. Boynundaki gerdanlık kim bilir kaç bin dinar değerindeymiş. Onu oluşturan her bir değerli taş öylesine nadirmiş ki, hiç kimse, bir şah bile olsa, benzerini görmemiş imiş. Tek sözcükle, yeni gelin Sittül Hüsn, öyle güzelmiş ki, ancak 14. gecesinde Dolunay bu kadar güzel olabilirmiş. Basralı Hasan Bedreddin'e gelince, yerinde kıpırdamadan oturuyor ve tüm kadınların hayranlığını çekip duruyormuş. Sonunda yeni gelin onun bulunduğu yana doğru gelmeye başlamış. Bedenini sağa sola kıvırarak, son derece zarif hareketlerle Sedir'e yaklaşmış. Bunu gören Kambur Seyis, ayağa kalkarak onu kucaklamaya yeltenmiş. Fakat kız onu nefretle itmiş, kıvrak bir hareketle dönerek güzel Hasan'ın önünde durmuş. Onun kendi yeğeni olduğunu bilmediği gibi, oğlan da hiçbir şey bilmiyormuş. Bu sahneyi gören, oradaki bütün kadınlar gülmeye başlamışlar, özellikle genç gelin yakışıklı Hasan'ın önünde durup ve onun uğruna bir an içi tutuşarak, ellerini göğe kaldırıp, Allahümme! Ne olur bu güzel genç benim kocam olsa! Beni bu kambur seyisten kurtar Allah'ım, diye haykırınca. Bunu duyan Hasan Bedreddin, Ecinli'nin ikazına uyarak etini cebine daldırıp oradan birçok altın çıkarıp, avuç avuç sittül hüsnü izleyenlere ve çalgıcı ve şarkıcılara saçmış. Onlar da, inşallah, geline sen sahip olursun, diye haykırmışlar. Ve Bedreddin bu temenniye ve iltifatlara kibarca gülmüş. Kambura gelince bütün bunlar olup biterken, kötülemelerden yılmış, bir kenarda tek başına maymun gibi oturup kalmış, ve rastlantı kabilinden onun yanına kim yaklaşmışsa ya da yanından kim geçmişse, onunla alay etmek için mumlarım söndürmüşler, ve böylece orada sıkıntıdan patlayarak ve kaygıdan kahrolarak kala kalmış ve tüm kadınlar ona bakarak alay etmişler ve pis şakalar yapmışlar. Biri, maymun. Kendi kendini tatmin et. Havayla çiftleş derken bir diğeri, bak sen. Sen ancak bu yakışıklı delikanlının zebbi kadar boylusun. İki kamburun da onun yumurtaları kadar var ancak, diyor, bir üçüncüsü de, bu delikanlı zebbiyle sana bir vurursa, uçar, ahırda kaç üstü düşersin, diyor. Herkes de gülüp duruyormuş. Yeni gelin'e gelince her seferinde yeni giysilerle, tüm kadınlar da kendisini izlediği halde, salonda yedi kez tur atmış ve her seferinde de Basralı Hasan Bedreddin'in önünde durmuş. Ve her bir giysisi bir önce giydiğinden daha güzelmiş ve takındığı her süs bir öncekinden daha değerliymiş. Ve yeni gelin ağır ağır ve adım adım yürürken, çalgıcılar coşkuyla aletlerini çalıyor ve şarkıcılar en çildi itici en tahrik edici aşk şarkıları söylüyorlarmış, rap kaselerde zilli teflerinin refakatinde kuşlar gibi raks Ve her seferinde Hasan Bedre Elbasravi, yine salonun her yanına avuç avuç altın saçmaktan geri kalınıyormuş ve tüm kadınlar delikanlının eline dokunan bir şeylere sahip olmak için çabalayıp duruyorlarmış. Hatta bazıları genel neşeden ve heyecandan, çalgı sesinden ve şarkıların verdiği baş dönmesinden yararlanarak, Yerde birbirinin üstüne uzanmış, oturmuş gülümseyen Hasan'a bakarak çiftleşme taklidi yapıyorlarmış. Ve Kambur bütün bunlara üzülerek bakıyormuş. Ve kadınların birinin Hasan'a dönerek elini alt yanına doğru uzatıp işaretle fercini göstererek, bir diğerinin orta parmağını sallayarak ve gözünü kırparak onu çiftleşmeye davet ettiğini ya da bir diğerinin kalçasını açarak yumruk yaptığı sol eline sağ elinin ayasıyla vurarak işaret ettiğini ya da bir başkasının daha da şehvetli bir jestle, kıçına vurup kambura. Kayısı zamanında gel de kıçımı ye, dediğini duyduğu her seferinde üzüntüsü artıyormuş. Yedinci turun sonunda, düğün merasimi bitmiş, çünkü gecenin le zaten ilerlemiş bir saatine ulaşılmış imiş. Çalgıcılar mızrap vurmayı bırakmışlar, rakkase ve şarkıcılar susmuşlar ve tüm kadınlarla birlikte, kimi ellerini öperek, kimi giysisinin eteğini tutarak, Hasan'ın önünden geçmişler ve son bir kez daha güzelliğini görmek için başlarını çevirip baktıktan sonra dışarı çıkmışlar. Sonunda salonda Hasan'dan, Kambur'dan, yeni gelinden ve nedimelerden başka kimse kalmamış. Bunun üzerine nedimeleri gelini soyunma odasına götürmüşler, birer birer giysilerinden soymuşlar ve her bir giysiyi çıkarırken kem gözlerden sakınmak için "Maşallah" sözünü tekrarlamışlar. Sonra hepsi birden, gelini sadece, görevi yeni gelini damat kambur içeri girinceye kadar gerdeğe hazırlamak olan ihtiyar dadısıyla bırakarak çekilmişler. Kambur, sedirden ayağa kalkarken, Hasan'ın hala oturduğunu görerek, kuru bir sesle ona, gerçekte, efendim, varlığınızla bizi çok onurlandırdınız ve bu gece iyiliklerinizle bizi ihya ettiniz. Ama şimdi, buradan ayrılmak için kovulmayı mı bekliyorsunuz, demiş. Bunun üzerine Hasan sonuç olarak ne yapacağını bilemediğinden ayağa kalkarak, Bismillahirrahmanirrahim demiş ve dışarı çıkmış. Ama daha salonun kapısının dışına çıkar çıkmaz, Ecinli'nin belirdiğini görmüş. Ecinli ona, böyle nereye gidiyorsun, Bedreddin dur bakalım. Beni iyi dinle ve söyleyeceklerimi yerine getir. Hamur hacet görmek üzere tuvalete gidecek, onunla ben meşgul olacağım, senin yapacağın doğruca gerdek odasına gitmektir. Genç gelinin içeri girdiğini görünce, ona, senin gerçek kocan benim. Sultan ve baban, kıskanç kimselerin kem gözünden çekindikleri için bu düzeni kurdular. Seyise gelince, bu bizim seyislerimizin en sefilidir. Ve onun zararını karşılamak için, ahırda bizim sağlığımıza içsin diye bir çanak ayran hazırlıyorlar dersin. Sonra korkusuzca ve hiç tereddüt etmeden onun elini tutar, peçesini kaldırır ve ne yapılması gerekirse onu yaparsın, demiş, sonra da oradan ayrılmış. Gerçekten kambur, yeni gelinin yanına girmeden önce, boşalmak için abdesthaneye girmiş, mermere çömelmiş ve abdest bozmaya başlamış. Ama hemen bir iri fare kılığına giren ecinli, abdesthanenin deliğinden çıkmış ve cik. Cik diye fare sesleri vermeye başlamış. Seyis, onu kaçırmak için ellerini birbirine çarparak ona, hişt. Hişt, diye seslenmiş, birdenbire, fare büyümeye başlayarak, gözleri korkunç şekilde parlak iri bir kedi olmuş ve karşısında miyallamaya başlamış. Sonra, kambur hacetini görmeye devam ederken, kedi yeniden büyümeye başlayarak bu kez iri bir köpek olmuş ve hav. Hav, diye havlamaya başlamış. Bunu gören kambur korkmuş ve ona defol, alçak diye halkırmış. Bu kez köpek kabararak bir eşek olmuş ve kamburun yüzüne bakarak a i a i diyerek anırmaya ve de büyük gürültülerle yerlenmeye başlamış. Bunu gören kambur çok korkmuş, tüm karnının ishal olmuş gibi cıvıdığını hissetmiş ve imdat. Evdekiler neredesiniz diye haykırmaya başlamış. Sonra da kambur oradan kaçar kurtulur endişesiyle. Eşek daha da büyüyerek abdesthanenin kapısını tamamen kapatan korkunç bir manda haline gelmiş ve bu manda bu kez insan sesiyle konuşarak ona Allah belanı versin senin kıçımın kamburu. Ey seyislerin en kokuşmuşu demiş. Bu sözleri duyan kambur ölüm soğukluğunu ensesinde hissetmiş. Döşeme taşları üzerindeki cıvık pisliklerin üzerinde kaymış ve yan giyinik durumda çeneleri birbirine vurarak korkudan perişan olmuş. Bunu gören manda, ona alçak kambur. His aletini içine sokacak hanımımdan başka kadın bulamadın mı, diye haykırmış. Korku içindeki kamburun ağzından tek bir söz çıkmamış. Bunu gören ecinli, ona bana yanıt ver. Yoksa dışkını sana yediririm, demiş. Bu korkunç tehdidi duyan kambur, vallahi. Bu asla benim suçum değil. Bunu bana zorladılar. Ve zaten, ey mandaların hükümdarı, genç kızın mandalar arasında bir sevdiği olduğunu bilmiyordum. Ama sana yemin ediyorum, pişmanım ve Allah'tan ve senden af diliyorum, demiş. Bunu duyan ecinli, ona, bana, Allah adına, emirlerimden çıkmayacağına dair yemin ver, demiş. Kambur hemen yemin vermiş. Bunun üzerine ecinli ona, burada gün doğuncaya kadar, bütün gece kalacaksın. Ancak bundan sonra dışarı çıkabilirsin. Ama bütün bunlardan kimseye tek bir söz bile etmeyeceksin. Yoksa kafanı bin parçaya ayırırım. Ve de bir daha sarayın bu yanına, yani hareme kesinlikle ayak basmayacaksın. Yoksa bak tekrarlıyorum, kafanı ezer ve seni dışkı çukuruna sokarım, demiş. Sonra da, şimdi seni öyle bir duruma sokacağım ki, Gün doğuncaya kadar kıpırdayamayacaksın diye eklemiş. Sonra manda dişleriyle seyisi ayaklarından yakalamış ve onu başaşağı abdesthanenin çukuru içine sokmuş. Sadece ayakları dışarıda kalmış. Ve de sakın kıpırdamayasın demiş ve ortadan kaybolmuş. Kamburun durumu böyle. Asan Bedreddin El-Esravi'ye gelince kambur ile ifriti kendi hallerine bırakıp Gerdek odasının özel bölümüne girmiş oradan da gerdek odasına geçmiş ve bir kenara çekilip oturmuş. Onun içeri girmesinden biraz sonra, yüreklendirmek için kendisini izleyen, ancak yalnız başına gerdeği girmesi gerektiğinden kapıda kalan dadısından ayrılarak yeni gelin Sittül Hüsn içeri girmiş. Bir kenarda oturanın kim olduğunu ayırt edemeyen ama kambura seslendiğini sanan ihtiyar, ona ayağa kalk. Yiğit delikanlı. Karının elini tut. Allah beline kuvvet versin. Allah da daima sizinle birlikte olsun, çocuklarım, diyerek çekip gitmiş. Bunun üzerine yeni evli Sittül Hüsün, yüreği bir tüy kadar hafif, kendi kendine hayır. Kendimi bu iğrenç kambur ise teslim edeceğime öleyim daha iyi, diye söylenerek ilerlemiş. Ama daha birkaç adım atmadan, hayran olunacak güzellikteki Bedreddin'i görerek tanımış bunun üzerine bir mutluluk çığlığı atarak, ona, oh sevgilim. Bu kadar zaman oturarak beni beklemen ne incelik. Yalnız mısın? Ne mutluluk. Sana itiraf edeyim, seni toplantı salonunda, o kötü kamburla yan yana oturmuş görünce, ilkin, benim üzerimde ikinizin de hak iddia edeceğinizden korktum demiş. Bedreddin, hanımım, sen ne diyorsun? nasıl bu kamburun sana dokunabileceğini düşünürsün? Ve de nasıl senin üzerinde benimle birlikte hak iddia edebilir, diye yanıt vermiş. Sittül Hüsn de ama ikinizden hanginiz benim kocam, sen mi, o mu, diye sormuş. Bedreddin, benim, hanımım. Bütün bu kambur güldürüsü, sadece bizi güldürmek için düzenlendi ve de kem gözlerden korumak için. Çünkü saraydaki tüm hanımlar senin eşsiz güzelliğinin övgüsünü duymuşlar, bahan da bu kamburu, seni kem gözden korumak için kiralamış, baban onu on dinarla ödüllendirmiş ve zaten şimdi, kambur, ahırda, bizim şerefimize, bir kase yoğurt yutmakla meşgul, diye yanıt vermiş. Bedreddin'in bu sözleri üzerine, Sittül Hüsn zevkle dolmuş, gülümsemiş, sonra, daha da coşkuyla gülmüş, sonra da ansızın kendini tutamayarak, vallahi. Sevgilim, al beni. Al beni, kucağına oturt beni, diye haykırmış. Ve Hüsn, iç çamaşırlarım tüm olarak çıkardığı için, üzerindeki harmani içinde çırılçıplakmış. Beni kucağına oturt, dedikten sonra, giysisini ferci hizasına gelinceye kadar yukarı kaldırmış ve tüm göz kamaştırıcılığı içinde kalçalarını ve ay yuvarlaklığındaki kıçım açığa çıkarmış. Bu görünüşü ve hurilere özgü cildinin ayrıntılarını algılayınca, Bedreddin, arzunun tüm bedenini saldığım ve uyuyan çocuğun uyandığını hissetmiş. Ve hemen aceleyle ayağa kalkmış, soyunmuş ve iç donunun üzerindeki sonsuz kıvrımları olan kuşağım çözmüş, Basralı Yahudinin kendisine verdiği bin altını içeren keseyi divana, kuşağının altına koymuş, sonra o güzelim sarım çıkarıp bir iskemlenin üzerine yerleştirmiş ve oraya kambur için konmuş olan gece takkesini giymiş ve sırtında giysi olarak sadece sırma işlemeli ince bir ipek gömlek ile yine sırma uçkurlu mavi ipekten geniş bir iç donu kalmış. Bedreddin, uçku çözüp tüm bedenini kendisi için hazırlamış olan Sittül Hüsnün üzerine atılmış ve gömülmüş. Kızıl açık kalçalarının arasına diz çöküp Sittül Hüsnün bacaklarını ayırmış. Sonra da saldırıya hazır vaziyette bulunan koçbaşlı saldırı gerecini kalenin duvarlarına vurmuş ve bir vuruşta engeli ortadan kaldırmış, ve Bedreddin, incinin delinmemiş olduğunu ve kendisininkinden önce hiçbir koçbaşının buna ulaşmadığını, hatta burnunun ucuyla bile dokunmadığını anlayarak çok sevinmiş. Sonra engelin ardındaki bölgenin de aynı mutlu bekaret durumunu sezinleyerek bundan büyük bir zevkle yararlanmış. Zevkin dorunda bu genç bedenin bekaretini giderdikten sonra, koçbaşı, 15 kez daha kesintisiz girip çıkarak aynı zevki tatmış, hiçbir incin meye duymadan. Böylece o andan başlayarak, hiç kuşkusuz Sittül Hüsn, sonra göreceğiniz gibi, Ey Emelül Müminin, hamile kalmış. Bedreddin 15 kez seter yaptıktan sonra, kendi kendine, şimdilik bu kadarı yeter, demiş. Ve de Sittül Hüsnün yanına yatıp uzanmış, kızın başını yavaşça kolunun üzerine yatırmış, Sittül Hüsn de onu kollarıyla sarmış, ikisi de birbirine sıkı sıkı sarılmış olarak, uyumadan önce şu dizeleri okuyorlarmış. Asla korkma. Mızrağın aslının hedefini dersin. Kıskançların nasihatlerine kulak asma. Çünkü hasette söylenen sözlerin aşka faydası yoktur. Düşün. Yüce Allah, birbirinin kollarında yatan iki sevgilininkinden daha güzel bir temaşa yaratmış mıdır? Bak onlara. Biri diğerinin kollarında mutlulukla örtünmüşler elleri ve kollan kulak yerine hizmet veriyor. Alem, ateşli bir tutkuyla iki kalbin birbirine bağlandığını görünce, onları soğuk bir demirle vurmaya çalışır. Ama sen, boş ver. Yolunda bir güzelliğe rastladığın her sefer, onu sevmek gerekir. Onunla, sadece onunla yaşamak gerekir. Hasan Bedreddin ile amcasının kızı Sittül Hüsnün öyküsü işte böyle. Ecinliğe gelince gidip acele arkadaşı Ecinliğe'yi aramış. İkisi birden gelip oyunlarını izledikten ve koçbaşının darbelerini saydıktan sonra iki genç varla uykularında seyretmişler. Sonra İfrit, arkadaşı İfrit'e, haydi, hemşire, genç adamı kaldırıp götürmek sırası sende. Onu, seni götürdüğün Basra'daki mezarlıkta, babası Nureddin'in türbesinde yattığı aynı yere taşıman gerek. Ve de çabuk ol ben de sana yardım edeyim. Çünkü sabah olmak üzere, demiş, bunun üzerine ifrite, uyuyan genç Hasan'ı kaydırıp onu olduğu haliyle, sadece sırtındaki gömlekle omuzlarını almış, çünkü iç donu ve kuşağı toplayacak zamanı yokmuş ve peşinde ifrit, göklerde uçmuş. Havadaki bu uçuşları sırasında, bir an gelmiş, İfrit İfrite'ye karşı, yakışıklı Hasan sırtında olduğu halde, şehvetli duygular duyup ırzına geçmek istemiş ve İfrit'e'nin gönlü de buna yatkınmış, ancak Hasan adına korkuyormuş. Şükürler olsun ki Allah duruma müdahale etmiş, meleklerini görevlendirerek ifritin üzerine ateş tutunları attırıp onu yakmış. Böylece ifrite ve Hasan, belki de onları mahvedecek olan müthiş ifritten kurtulmuşlar, çünkü bu ifrit çiftleşme konusunda dehşetliymiş. Böylece ifrite, başına geleceklerden çok korktuğu Hasan olmasa, kendisiyle pekala çiftleşebileceği ifritin atılmış bulunduğu ay yerde toprağa inmiş. Oysa kader, ifritenin genç Hasan Bedreddin'i tek başına daha uzağa götüremeyeceğini anlayarak indirdiği yerin Şam kentine çok yakın bir mahal olmasını istediğinden, ifrite de Hasan'ı getirip kentin kapılarından birinin yakınma yavaşça bırakmış, kendisi de uçup gitmiş. Gün doğarken, kentin kapılan açılmış ve halk, buralardan çıkarken, sadece bir iç gömleğiyle giyinik, başında sarık yerine gece takkesi taşıyan, ayağında donu da bulunmayan bu olağanüstü güzel genci görünce çok şaşırmış ve birbirlerine, bunun bu kadar derin bir uykuda olması, bütün gece uyumamış ve çok yorulmuş olmasındandır herhalde, demişler. Ama bazıları da, Allah! Allah! Ne yakışıklı bir genç bu böyle! Onunla yatmış olan kadın ne mutlu ve ne talihlidir kim bilir. Ama acaba neden böyle çırılçıplak demişler. Bir diğerleri de zavallı genç adam meyhanede gereğinden fazla zaman geçirmiş ve dayanacağından fazla içki içmiş ve gece geç vakit evine dönerken kentin kapılarını kapalı bulmuş, toprağa uzanıp yatmaya karar vermiş olmalı demiş. Böylece aralarında konuşurlarken sabah yeli esmiş ve güzel Hasan'ı okşayarak gömleğinin açılmasına neden olmuş, bir karın, bir göbek, kalçalar ve bacaklar ortaya çıkmış. Hepsi billur gibi parlıyormuş ve de bir ze bile dengeli yumurtalıklar. Ve bu görünüş tüm bunları seyredenleri hayran bırakmış. O sırada Bedreddin uyanmış ve tanımadığı bir kentin kapısında uzanmış olduğunu ve yöresindeki halkı görmüş, buna çok şaşırıp, ben kimim, ey iyi insanlar. Söyleyin bana, yalvarırım. Ve de neden benim böylesine yöremdesiniz? Ne oldu acaba, diye haykırmış. Ona bizler sadece zevk duymak için durup sana bakıyoruz. Ama sen Şam kapılarında bulunduğunu bilmiyor musun? Böylesine çırılçıplak kalıncaya kadar geceyi nerede geçirdin diye yanıt verip soru sormuşlar. Hasan da vallahi iyi insanlar siz bana ne söylüyorsunuz? Ben geceyi Kahire'de geçirdim. Sizse Şam'da olduğumu söylüyorsunuz." demiş. Bunu duyunca hepsi büyük bir neşeye kapılmışlar ve içlerinden biri, ey koca esrar çekici, demiş, diğerleri de, ama sen herhalde delisin. Böylesine yakışıklı bir delikanlının deli olması ne acınacak şey, demişler. Ve kimileri, senin bize anlattığın bu garip öyküdedir, diye sormuşlar. Bunun üzerine Hasan Bedreddin, vallahi. İyi insanlar, ben asla yalan söylemiyorum. Dün geceyi Kahire'de geçirdim ve bir gün önce de kendi kentim Basra'daydım demiş. Bu sözleri duyan biri şaşılacak şey diye bir diğeri bu delinin biri diye haykırmış. Ve birçokları iki büklüm oluncaya kadar gülmüş ve el çıkmışlar. Kimileri de bu hayranlık verici gencin aklını kaçırmış olmasının pek zararı yok. Yine de benzersiz bir deli olmuş demişler. İçlerinden daha aklı başında biri, ona, oğlum biraz aklın başına topla. Ve böyle budalaca şeyler söyleme, demiş. Bunun üzerine Hasan, ben ne dediğimi biliyorum. Ve dahası, Tahire'de, dün gece, yeni evli biri olarak çok hoş anlar geçirdim, demiş. Bunu duyunca hemen hepsi onun çılgınlığına gittikçe daha fazla inanmışlar ve biri gülerek, pekala görüyorsunuz ki, bu zavallı genç adam rüyasında evlenmiş. Rüyada evlenmek iyi oluyor mu? Kaç sefer yaptın? Birlikte yattığın bir huri mi, bir orospu muydu, diye haykırmış. Ama Bedreddin, kızmaya başlayarak onlara, pekala işte, o bir huriydi. Rüyada falan çiftleşmedim, onun bacakları arasında on beş kez yaptım o işi. Ve de pis bir kamburun yerini alarak. Hatta şu başımda gördüğünüz gecelik takkesi de ona ayrılmıştı. Fakat Allah aşkına, yiğit kişiler, benim sarığım nerede? Donum nerede, giysilerim kuşaklarım nerede? Ve de özellikle kesem nerede, diye haykırmış. Ve Hasan ayağa kalkmış, göresinde giysilerini aramış. Herkes delikanlının tümden aklını kaçırdığını düşünerek birbirine göz kırpmış. Bunun üzerine zavallı Hasan, o gülünç kılığıyla kente girmeye karar vermiş ve caddeleri ve çarşıları, çoğu çocuk bir sürü insanın ortasında, kendisine, deli. Deli, diye haykırırlarken geçmek zorunda kalmış. Ve zavallı Hasan ne yapacağını bilemezken, Allah bu güzel çocuğun daha fazla incinmesini istememiş olacak ki, onu bir tatlıcı dükkanın önünden geçirmiş. Ve Hasan bu dükkana atılarak, orada kendine sığınak aramış, ve bu tatlıcı, bütün kentin serüvenlerini çok iyi bildiği, gözüpek bir yiğit olduğundan, Herkes Hasan'a kendi haline bırakıp korkarak oradan ayrılmış. Hacı Abdullah adlı bu tatlıcı, Hasan Bedreddin'i görünce, onu keyfince seyretmiş ve güzelliğinin, büyüleyiciliğinin ve doğal verilerinin görünümüne hayran olmuş ve o anda gönlünü sevgi kaplamış ve genç Hasan'a, ey kibar genç çocuk, söyle bana, nereden geliyorsun? Ve sakın korkma. Bana öykünü anlat, çünkü seni şimdiden canımdan fazla seviyorum, demiş. O zaman Hasan, tatlıcı Hacı Abdullah'a başından sonuna kadar tüm öyküsünü anlatmış. Onun başına gelenleri öğrenen tatlıcı, son derece şaşırmış ve Hasan'a, benim genç efendim Bedreddin, bu öykü, gerçekten çok şaşırtıcı ve anlatışında olağanüstü. Fakat, çocuğum, sana bundan kimseye söz etmemeni tavsiye ederim, çünkü sırları açıklamak tehlikelidir. Ve Allah seni dertlerinden kurtarasıya kadar, sana dükkanımı, gönülünce burada kalmak üzere açıyorum. Zaten benim çocuğum yok. Beni baban gibi kabul etmek. İstersen beni çok sevindirirsin. Seni evladım olarak kabul ederim." demiş. Bunu duyunca Hasan Bedreddin, "Yiğit amcacığımın senin istediğin gibi olsun." diye yanıt vermiş. Bunun üzerine Tatlıcı hemen çarşıya çıkmış. Gösterişli elbiseler satın alıp Hasan'a giydirmek üzere geri dönmüş. Sonra onu Kadıya götürmüş ve tanıklar önünde Hasan Bedreddin'e evlatlığa kabul etmiş ve Hasan tatlıcı dükkanında onun oğlu olarak kalmış, müşteriden para alan, hamur işlerini, reçel kavanozlarını, kaymak ve Şam'da ün salmış başka her türlü tatlıyı o satarmış. Basra'da vezir Nureddin'in karısı olan annesinin onun önünde hamur işleri ve reçeller hazırlarken kendisine verdiği derslerden ötürü ve de tatlıcılığa çok özel bir ilgi duyduğu için sanatı kısa zamanda öğrenmiş. Ve Basra'nın yakışıklı genci, tatlıcının evlatlığı Hasan'ın güzelliği tüm Şam kentinde, ünlenmiş ve Hacı Abdullah'ın dükkanı, Şam'ın tüm tatlıcı dükkanları içinde en işlek dükkan olmuş. Hasan Bedreddin'in öyküsü böyle. Yeni gelin, Kahire'deki Şemseddin'in kızı Sittül Hüsnünkine gelince şöyle. Sittül Hüsn, bu ilk düğün gecesinin sabahında uyanınca, Hasan'a yanında bulamamış hemen Hasan'ın abdesthaneye gitmiş olacağım düşünmüş. Ve dönüşünü beklemeye başlamış. Hal böyleyken, babası Vezir Şemseddin, haberlerim almak üzere onunla buluşmaya gelmiş ve de çok endişeliymiş. Sultanın, kızı Sittül Hüsnü bu şekilde kambur seyisle evlendirmeye kendisini zorlayarak yaptığı haksızlığa ruhunda isyan duyuyormuş. Ve kızının yanına girmeden önce, vezir kendi kendine, hiç kuşkusuz, şayet bu iğrenç kambura kendisini teslim ettiğimi öğrenirsem, kızımı öldürürüm, diyormuş. Gerdek odasının kapısını çalarak, Sittül Hüsn, diye seslenmiş. Kız içeriden, evet, babacığım, şimdi gelip kapıyı açıyorum, diye yanıt vermiş. Ve aceleyle kalkıp babasına kapıyı açmış. Kız, her zamankinden de güzel bir görünümdeymiş, yüzü sanki aydınlanmış gibiymiş, ve genç geyin harika toslayışlarından, sarılışlarından tüm ruhu sevinçliymiş. Bundan dolayı babasının karşısına, tüm işveri davranışıyla çıkmış. Ama babası, Kambur'la birlikte olmaktan üzüntü içinde bulacağını sandığı kızını böyle sevinç içinde görünce, ah! Utanmaz kız! O pis Kambur seyisle yattıktan sonra, nasıl oluyor da karşıma böyle sevinç içinde çıkıyorsun, diye haykırmış. Bu sözleri duyan Sittül Hüsn, bilgiç bir tavırla gülerek, ona, vallahi, babacığım. Bu şakalar artık bitsin. Zaten bu gece, gerçek kocam olan benim güzel sevgilimin tırnak kırpıntısı bile olamayacak sahte kocam kan bu yüzünden tüm çağrılıların bana gülmeleri canıma yetti. Sevgilimin yanında geçen bu gece, benim için, ne denli zevkle doluydu bilemezsin onun için bu şakayı kes artık babacığım ve de o kamburdan söz etme, demiş. Kızının bu sözlerini duyunca, vezir baştan ayağa öfke kesilmiş, gözleri hiddetten masmavi, felaket. Sen ne diyorsun? Hambur seninle bu odada yatmadı mı, diye haykırmış. Kız, Allah aşkına babacığım, şu kamburun adını anma artık. Allah, onun da, babasının da, anasının da, tüm sülalesinin de belasını versin. Senin kem gözden sakınmak için yaptığın aldatmacayı artık bildiğimi sen de pekala anlıyorsun, diye yanıt vermiş. Sonra da düğün gecesinin tüm ayrıntılarını babasına anlatmış. Ve de oh. ince davranışlı, ışıl ışıl siyah gözlü, yay güzel bir delikanlı olan sevgili kocamın kucağında yatarken ne kadar iyiydim, diye eklemiş. Bu sözleri duyan mezir, kızım, sen çıldırdın mı? Ne diyorsun sen? Hocam diye adlandırdığın bu genç adam hani nerede diye sormuş. Sittil Hüsn, abdesthane gitti, demiş. Bunun üzerine vezir çok tedirgin olarak dışarıya fırlamış ve abdesthaneye doğru koşmuş. Orada kamburu, ayakları havada, başı derinlemesine abdesthane çukuruna sokulmuş ve kıpırdayamaz vaziyette bulmuş. Son derece şaşıran vezir, ne görüyorum? sen misin oradaki, kambur, diye haykırmış. Ve de sorusunu yüksek sesle tekrarlamış. Fakat kambur hiç yanıt vermemiş, çünkü hep dehşet içinde, onunla konuşanın ecinli olduğunu sanıyormuş. Anlatısının bu anında, Şehrazat, sabah olduğunu görmüş ve yavaşça susmuş.